Evet, hoş geldiniz hanımlar. Hoş geldiniz. Siz de Bursa'mıza tekrar, sizi tekrar aramıza gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Tabii siz isterseniz ben gelmez miyim? Evet, yeşil bursamız size misafirliğe gelmiş gibi olduk. Ben öyle hissettim birazcık. Evet, Esra Hanım, niye bize kapıyı açmadınız acaba? Aslı Hanım yordunuz. Yani Aslı Hanım rica etti. Ben de onu kırmak istemedim. Bir sürpriz olsun, kızlar beni görsün dedi. Evet. Biz sizin açmanızı tercih ederdik çünkü size misafirliğe geldik. Ben evime gelen misafiri kırmıyorum. Uzun yollardan geldik. Umarım ilerleyen zamanlarda daha güzel. İnşallah. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Misafiri kendimiz karşılamak isterdik. Yani dediğim gibi benim için misafir önceliktir. Ben misafirimi kırmıyorum. Benden bir şey istedi. Ben de kabul ettim. Ama Aslı Hanım'a da ben karşılayayım deseydiniz bence Aslı Hanım da çok ısrar etmeyebilirdi diye düşünüyorum. yok sorun değil. Ben böyle bir şaşırtayım dedim. Aynen. Gerçekten şaşırdık. Güzel. Sizi görmek de çok güzel. Ay, teşekkür ederim. Peki hanımlar, bir tanıyayım ben sizi. Esra biliyorsunuz. Artık beni biliyorsunuz, ablanızı. Evet. Benim ismim Fadime. Evet. Bursa'nın Karacabey ilçesinden katılıyorum. Ay, 40 yaşındayım. Ne güzel. Ama gönül yaşım inanın 20-25. Yani o kadar bile yok bence Fadime Hanımcığım. Hala, o kadar bile yok. Gerçekten çok coşkuluyum, heyecanlıyım. Hayatı çok seven bir insanım, çok renkliyimdir. Peki iddialı mıyız? Çok. Dekorasyonuma çok güveniyorum. Ama ben tabii ki 2017'de döşedim evime. Gençler tabii ki şimdikinin modası. Ama olsun, ben yine de 5 yıl olmasına rağmen çok iddialıyım. Kendime çok güveniyorum kızlar. İddialı. Fadime Hanım'dan duydum. Merhabalar Aslı'cığım, tekrardan. Evet, Seda ben de. Bursa'nın içinden katılıyorum programa. 28 yaşındayım. 9 aylık evliyim. 9 ay çok güzel. Evet, çok yeni. Her şeyin en güzelini, en yenisini aldım. Asıl iddialı benim diyorum. Çok büyük taş geldi. Görüşürüz kızlar. Hangi gün sendeyiz? Perşembe günü bendeyiz. Merak ettik bakalım. Gözlerimiz kamaşacak Aslı Hanım. Ne diyorsun? Öyle. Gözlük mü takıp gelsek acaba? Aynen. Hazırlıklı gelelim. Ne çözüyorum o zaman biz yanımızda birazcık. Tekrar hoş geldiniz Aslı Hanım. Dur canım benim. Ben de Bursa'nın içinden katılıyorum. Ben herkesten daha iddialıyım. Ayşe. Evet. Evet. İddialı ve heyecanlısın. Heyecanlıyım. Söylemeyi unuttum. Evet. İddialı oldum, ilk başta söyleyeyim dedim. Sonra ismini söyleyeyim dedim. Vay vay. O kadar iddialıyım. Yani en iddialı benim mi diyorsun Ayşe? Kesinlikle. Göreceksiniz yarın. Hey maşallah. Yarın sendeyiz. Tabii ki de. Görelim bakalım. Ve gelin evimizde bence izlediğim kadarıyla görmediklerinizi göreceksiniz diye düşünüyorum. Yani. Görmediklerimizi göreceğiz. Yani bilmediklerimizi öğreneceğiz. Size farklı ambiyanslar yaşatacağım. Tamam. Ben Merve Aslan Hanım'a tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve'cim. Ben de Bursa Merkez'den katılıyorum. Evimde gerçekten iddialıyım. Şu ana kadar izlediğim gelin evlerinde hiç benim evim gibi bir ev rastlamadım. Ne diyorsun? Kendi el emeklerim, doğal ürünler çok fazla var. Öyle mi? Size sürprizler bekliyor. Görelim. Mesela mutfağından var mı? Yok, hayır. Çok şey değil, daha doğal şeyler. Daha doğal ürünler var doğal benim ürünler. Elimde. Aynen. Doğal ürünler. Ne olabilir doğal yani? Doğal dekorasyon. Aynen, doğal. Nasıl olur sen de göreceğiz. Gerçekten çoğu suda masrafsız ve kendi yaptığım şeyler. Zaten saçına baktığımda böyle doğal uzamış. Evet. Rapunzel. Neydi o böyle? Evet. Aynen, Rapunzel. O saçların orijinal mi? Evet, saçlarım yani orijinal. Üçüncü katta oturuyorsun sen. Üçüncü kat aşağı da benim. Üçüncü kat aşağı böyle balkondan sarkıttım mı saça böyle bağlayıp yukarı çekersin sen paket. O derece yani. Evet. Saçlarına vallahi dokunabilir miyim? Tabii. Gerçek mi? Yani çok emin olamadım. Gerçek. Yani test etmek kuaförle için. Kuaförle hep böyle test ediyorlar zaten saçlarımı. Yok, gerçek. Kızlar, gerçek mi? Hatta bak. Çıçır kaynak falan var mı? Yok. Hiç bayağı şey yok. İdare eder. Yani 50 yaşına kadar idare eder. Ama elinden sonra bakın, bilemem. Bakın, zor olmuyor mu peki saçlarını? Ya tabii ki illaki bakım zor oluyor ama. Sevdiğim için katlanıyorum. Esas odamını bıraksan uyurken ne yapıyor? Ay, evet. Onu soracağım sana geldiğinde. Şey yani çok salık hani saçla uyuduğumda örümüme falan dolanacak da boğulacağım diye falan korktuğum olmuştu. Hayır, genelde toplu kullanıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Seni bilmem de eşin boğulma tehlikesi geçiyor. Bana uyuklar seni düşünsen yatakta, saçları bir şey adam yok. Üstünde suni üstüne falan gerekebilir. Yani böyle döndükçe böyle kaşınmıyor mu yani yüzü hani rahatsız? Evet, benim de olsun da. Evet. Bayağı bir uzundan ama şikayetçi olsa herhalde kesmemi isterdi. Öncelikle masalsı. O kesmemi istemiyor zaten. Masalsı bir. Ama artık yeter bu kadar. Onu onun gününde konuşalım. Birazcık ona dönelim.
Eve geldiğimizde saçlarım biraz söz konusu oldu. Esra Hanım da bunu biraz kıskandı, rol çaldığımı düşündü. Ama tabii ki bu saçlarla illaki böyle bir şey olacaktı. Hediyemizi takdim etsek mi acaba? Evet. Buyur, teşekkür ederim. Bence ilk önce bir bakalım, açmadan önce sana ne almış olabiliriz? Evet, tahmin. Tahmin et şuna kadar. Tahminler. Bu kutunun içinde ne olabilir? Ne olabilir? Yani kupa, kahve fincanı. Yani çok değişik bir şeyler düşün. Aynen, öyle çok değişik bir şey. Bilindik hiçbir şey yok. Allah. Ama senin çok iyi bildiğin bir şey olabilir bence. Aynen. Aynen, bence de öyle, ben de öyle aynen, düşündüm. Senin içinde olduğun bir şey. Bakıyorum. Tansiyon aleti. Evet, gerçekten evime almayı düşünüyordum. Çok iyi oldu benim için de. Otomatiği var bende, manueli yoktu. Ben manuellere her zaman daha çok güvenirim. Ben de. Evet. Benim için çok çok iyi oldu. Şimdi gün sonu iyice gerileceğiz diye düşünüyorum. Aynen. Eleştirilerden tansiyonun oynar oynamaz biz onu kontrol edelim diye getirdik sana bunu. Doğum izniyle özlemişsindir ekipmanlarını. Buradan başlayalım o zaman. O yüzden bahsettiğim beni çok getirdik. Bana bak, en iyisini almışlar. Çok teşekkür ederim. Ay ben tabii canım, masraftan İnşallah ihtiyacın olmaz ama yine de güle güle kullan. Ha. Şimdi siz bana bugün bol bol eleştiri yapacakmışsınız. Tabii ki. Onun için geldik. Yani bol bol cevap vereceğim. O cevaplar karşısında üzüldüğünüz zaman bol bol ölçerim tansiyonunuzu. Seni eleştireceğim için sana ihtiyacım olacak. Aynen, bugün senin ihtiyacın olacak. Yani bugünlük benim, 4 gün sizin. Ben bunu yanımda taşıyayım. Tamam. Şuraya da koyayım. İnşallah ihtiyacımız olmayacak. Yetişir edelim. Benim ihtiyacım olmayacak Aslı Hanım. Diyorsun. Göreceğiz bakalım. İyi bakalım. Peki sosyal medyasından biraz tanıyalım mı Esra'yı? Ne dersiniz? Evet, tanıyalım Aslı Hanım. Tabii ki tanıyalım. Hadi o zaman. Bu neresi? Burası bizim yoğun bakım ünitesi. Amcamız İbrahim amca. Çok uzun süre bizde yattı. Daha sonra taburcu olduğunda da şu fotoğrafı çekmek istedim izleyiciler. Neden yatmıştı? Koa hastası. Koa hastası. Evet. Böyle uzun kalan hastalarla duygusal bir bağ kuruyorsunuz ya, herhalde. Kesinlikle. Yani mesleğim gerçekten çok zor. Yani özellikle yoğun bakım ünitesi apayrı zor. Yani bir günde bütün duyguları yaşayabiliyoruz. Bir de bir makine değil ki, düzeltemiyorsun. İnsan hayatı gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir şey yani. Ay ne güzel söyledin bir tane. Covid bölümünde çalıştınız mı? Yani orada da çalıştım aylarca tabii yoğun bakımda. Kaç yıllık hemşirelik hayatın var ablacığım? 5 yıl. 5'e giriyorum evet. Maşallah. Hemşireler gerçekten ve sağlıkçılara buradan bir kez daha çok teşekkür çok ederim. Çok değerliler. Ben İyi ki varlar. Ay çok sağlıklı çıkmış burada da. Bu ne? Bu kim? Ben. Bu nasıl yani? Bu benim küçüklüğüm. Ay sen burada kesin banyodan çıktın. Evet. Eşarbını da bağladılar. Evet. Aynen. Rahatlamış, gaz da çıkmış. Evet. Rahatlamış gülüyor. Ama inanılmaz Asya'ya benzetiyorlar. Sanki evet, ben de benim çok benziyorsun. Ay bir yan yana görelim bakalım. Aynısınız. Evet. Evet, evet. Gerçekten çok benziyor. Maşallah sana. Benzetmişsin Esra kızını kendine. Evet. Ay, çok tatlı ama yemeni de nasıl yakışıyor. Çok yani yakışıyor. Evet. Abi ilk anneye baktı kendisine benziyor. Evet. Göre. Anasının kızı olsun tabii. Bir de eşine de baksaydın. Ne olsun? Anasının kızı olsun. Anasının kızı olsun. Şu an bir çocuktan hiçbirini benzetemedim kendime ya. Hiç, yapma ya. Aynen, hiçbirisi bana benzemiyorlar gerçekten. Sizde de var mı çocuk? Yok. İnşallah bizde olacak. Size benzer diyoruz. Hepimiz enerji oluyoruz. Yolla gitti. Yolladık gitti. Çok çok benzesin istiyorum. Anımı anlatabilir miyim bu benzemeyle? Normalde benim ekmeği hep oğlum alır. Çöp işi, ekmek işi oğlumdadır. Kaç yaşında? 18 yaşında. Maşallah. Ben çarşıdan dönüyorken hadi dedim ben alayım ekmeği. Bu sefer yanımda bir baktım cüzdanımda nakit kalmamış. Dedim kart dedim geçer misin? Dedi ekmek içinde ekmek. Kart geçmez abla dedi. Dedim yanımda nakit yok. Senin dedi oğlun zaten sürekli dedi geliyor bizden alıyor ekmeği. Ondan sonra ondan gönderirsin dedi. Nereden biliyorsun sen benim oğlumu dedim. Sürekli de sana benziyor zaten dedi. Ay bir hoşuma gitti inanam. O gün de biraz motivasyonum düşmüştü. Öyle deyince çok ciddi soruyorum. Bak gerçekten öyle deyince bir hoşuma gitti. Sonra eve geldim oğluma sarıldım. Hayırdır anne ne oldu? Dedim böyle böyle ekmek satan dedim. Kız dedim ben de bana böyle deyince dedim. Çok hoşuma gitti oğlum dedi. Sen bir taneniz bari bana benzetebilmişim dedim. Çok şükür dedim yani. Peki sen bunu eşine anlattın mı? Eşime de dedim. İyi hadi dedi bir tanesi bari benzetin. Neyse ki kabul etmiş. Kabul etti. Aynen, etti. Esra'cığım ben olsun. Bir şey soracağım de. Bu fotoğrafta arkada kangal sucuk mu var? Yok anneler. O fotoğrafta oradaki aradaki battaniye ikiye katlanmış bir şekilde duruyor. Aradan gözüküyor. Aradan gözüküyor. Ama uzaktan hakikaten evet, o ipli evet, kalın evet, kangal. Aynı aslında annem beni sucuklarla büyüttü. Oraya atıyor sucuğu. Biz öyle büyüdük biz. Kokusuyla büyüdü.
kesinlikle. Sucuk kokusuyla büyümüş. Biz öyle yetiştik. Her fotoğrafımıza vardık galiba. Evet, kesinlikle. Göreceğiz bakalım. O zaman artık biz geçelim. Evimizi değerlendirelim. Ne dersiniz? Evet, değerlendirelim. Değil mi? Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Şu saati yorumlamak için heyecanla bekliyoruz. Evet, hadi o zaman Fadime Hanım'ı aldın, sazı eline başla.